Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Örnek 34'te kalmıştık arkadaşlar. Elektrik ve manyetizma konusunda devam ediyoruz. Üretençlerin bağlanmasıyla alakalı geniş kapsamlı örnekler devam ediyor arkadaşlar. Şekilde üretençlerin iç dirençleri ve potansiyelleri verilmiştir. Buna göre ana kol akımı A değer 3 amperdir diyor. A eşittir. A1 eşittir. A2'dir diyor. Yani kollardaki bağlanan ampermetrelerin gösterdiği değerler eşit olduğunu söylüyor. Devren eş değer direnci 8 ohmdur diyor. Şimdi değerli öğrencilerimiz hatırlayalım. Ampermetre herhangi bir devre elemanına eğer seri bağlanmazsa, yani paralel bağlanırsa arkadaşlar, o devre elemanını ne yapar? Kısa devre yaptırır. Çünkü üretençlerin iç direnci önemsiz değil. Bakın 2 ohm, 2 ohm. Dolayısıyla arkadaşlar şu üretençlerden çıkan akımlar dolaşırken, değerli öğrencilerimiz şöyle gösterelim. A1 üzerinden geçerek A üzerinden ve dirençlerden devre tamamlar. Dolayısıyla 10 voltluk şu üretençle arkadaşlar yine 10 voltluk ve 3 tane üretimimiz kısa devre olur. Akımın izlediği yolu takip ettirecek olursak arkadaşlar. Çünkü ampermetrenin direnci yok denecek kadar küçüktür. Bu yüzden dolayı değerli öğrencilerimiz direnci olan üretençlerden akım ne yapmaz? Geçmez. Bakın burası da 2 ohmluk iç direnci vardı. Yani bu 3 tane üretiş kısa devre olur. Dolayısıyla akımın izlediği yolları bu şekilde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar R eşi bulalım. R eş buradan. R eş arkadaşlar. Bakın 3 tane üretiş kısa devre olduğu için iç dirençleri hesaba katmıyoruz. Yani şu gösterilen akımın izlediği yol üzerindeki dirençlere baktığım zaman 12 ohm 12 ohm paralel. Dolayısıyla buradan önce bir R eş 1 ne yapmam lazım? Bulmam lazım. 1 bölü R eş 1 eşittir diyorum arkadaşlar. 1 bölü 12 artı 1 bölü 12'den buradan 2 bölü 12 ise R buradan içler dışarı çarpımı yaparsak R eş 1 buradan 6 ohm çıkar. Dolayısıyla gelelim R eş 2'ye. Tüm devrenin eşdeğer direncine. 6 ohm artı arkadaşlar üretençten iç dirençleri R1 artı R2 diyecek olursam 6 ohm artı 2 ohm artı 2 ohmdan arkadaşlar toplamdaki direncimiz 10 ohm'a eşit olur. Dolayısıyla devrenin direnci eşdeğer direnci 8 ohmdur diyor. 3 nol yargımızda yanlıştır. Dolayısıyla 3 nol yargımıza eksiği atalım. Gelelim devrenin ana kol akımına arkadaşlar. Devre akımına I eşittir. Buradan E eş bölü R eşten bulabilirim. E eş bakın artı eksi. Bakın artı eksi. Zıt kutuplar seri bağlanmış. Dolayısıyla arkadaşlar buradan E eşi bulabilirim ben. Eşdeğer E makayı bulabilirim. 20 artı 20'den arkadaşlar ters bağlama yok. Dikkat edin. Buradan 40 volt olarak bulunur değerli öğrencilerimiz. Buradan yerine koyalım. Devre akımı I eşittir. A ana kol akımıydı. 40 bölü eşdeğer direncimiz 10 ohm olarak verilmişti. 4 amper olarak bulunur. Dolayısıyla buradan 1 nolu yargının yanlış olduğunu görebilirsiniz. A eşittir A1 eşittir A2'dir. Arkadaşlar bakın ana kol akımı yine A1 eşittir A1 de A2 eşittir arkadaşlar. Yani seri bağlı bir devre gibi düşünebilirsiniz. Bir şekilde görüldüğü gibi. Ancak dikkat edelim R1 ve R2 dirençlerinin geçen akımlar ikiye ayrıldığı için her birisinden ikişer amperlik akım geçer. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla 2 nol yargımız da arkadaş doğrudur. 2 nol yargımızı da burada düzenleyelim. A eşittir arkadaşlar. A1 o da eşittir. A2 dolayısıyla 4 amper değerine eşittir. 3 yanlış arkadaşlar. 1 yanlış. 2 nol yargımız doğrudur. 2 nol yargımız da buraya doğru olduğunu ne yapalım? Gösterelim. 2'ye artı yatalım. Cevabımız A şık olur bu güzel soruda. Dolayısıyla buradan örnek 34'ten gençlerimiz 35'e geçiyorum. Örnek 35. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. İç dirençler önemsiz EMK'ları verilen üretençler kurulu sistemde A1 ve A2 ampermetrelerin bağlanma durumları verilmiştir. Bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Bakın burada iki tane direnç seri bağlanmış. Buna göre diyor. Buna göre bir üretençlerden çekilen akım 5 amperdir diyor. A1 değeri 5 amperdir diyor. A2 değeri 2 amperdir diyor. Hangileri doğrudur? Güzel bir soru arkadaşlar. Önce ben devrenin eşdeğer direncini bulayım. R eş arkadaşlar. Burada üretençlerin iç direnci önemsiz diyor. Üretençte iç direnci ihmal edilmiş. Dolayısıyla R1 artı R2 diyelim. O da 3 artı 7'den arkadaşlar 10 ohm'a eşit olur. Yani devrenin EMK'sına girelim. E eşi bulacağım arkadaşlar. E eş 1 burada. Bakın paralel bağlanmış. Aynı kutuplar bakın birbirine geleceği şekilde bağlandığı için üretençler paralel bağlı üretençlerdir. Dolayısıyla E eş 1 de yine
40 volta eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla buradan R eşiği kaç bulmuştuk arkadaşlar? 10 ohm olarak bulmuştuk. Devre akımına gelebiliriz. I eşittir E eş bölü arkadaşlar. R eş değerinden 40 bölü buradan devrenin eş değer direnci 10 ohm olarak bulunmuştu. 4 ampere eşit olur devrenin arkadaşlar akımı. Yani burada ana kol akımı hangisidir? A1'dir. Dolayısıyla A1 değeri A1 1 nolu yargı 2 nolu yargımızdan başlayalım. 2 nolu yargımızda arkadaşlar yanlıştır. A1 değeri 5 amperdir demiş. A1 değerimiz ana kol akımıdır. O da 4 ampere eşittir şekilde görüldüğü gibi değerli öğrencilerimiz. Dikkat edelim. A1 ana kol akımı iken A2 ana kol akımı değil. Çünkü üreteş A2 2 nolu üreteşten gelen akımı temsil eder. Dolayısıyla üreteşten çekilen akım arkadaşlar 2 amperdir. Çünkü 4 amper olduğu için her üreteşten çekilen akım kaç amper olur arkadaşlar? 2 ampere eşit olur. Onları da böyle göstermiş olalım. 4 amper ana kol akımı. Dolayısıyla çekilen akım 2 amperdir. Değerli arkadaşlar 1 nol yargımız yanlıştır. 5 amper demiş. 1'e eksiye atıyoruz. 2 de eksiydi. A1 amper metresi ana kol akımı üzerinde olduğunu gösterdiği akım arkadaşlar 4 amperdir. Onu göstermiştik zaten. A2 amper metresinin gösterdiği arkadaşlar A2 amper metresinin gösterdiği değer ikinci üreteşten çekilen arkadaşlar akımdır. Çekilen akım olup kaç amperdir? 2 amperdir. Dolayısıyla A2'dir 2 amperdir. 3 nolu yargımızın doğru olduğunu yapmış olduk. Burada göstermiş olduk. Sorumuzun cevabı yalnız 3'tür. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. 1 ve 2 yanlış. 3 doğrudur. Bu güzel soruda. Evet hemen devam ediyorum. Kaça geldik? Örnek 36'ya geldik. Bakın güzel bir soru hazırladım yine sizler için arkadaşlar. Tam ÖSYM'li soru bunlar. Örnek 36. Şekillerde kurulan sistemlerde üreteçlerin iç dirençleri önemsiz olup ampermetreler idealdir. Yani şu demek iç direnci ihmal edilecek demektir. Buna göre A1, A2 ve A3 değerlerin doğru kıyaslanışı hangisidir diyor. Şekil 1, şekil 2, şekil 3 için arkadaşlar ayrı ayrı ne yapalım? Bulalım. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şekil 1 için diyorum. Şekil 1 için ne yapalım? İşlemimizi yapalım. Şekil 1 için devrenin eş değer direncini bulmam lazım arkadaşlar. Bakın üreteçlerin iç direnci önemsiz. Dikkat edelim. Burada bir paralellik var. Bu paralel olan eş değer direnç 2 ohmluk dirence seridir. Önce R eş 1 bulalım. R eş 1 arkadaşlar. Onu bulacağız. Paralel olduğu için 1 bölü R eş 1 diyorum arkadaşlar. O da eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 4. 2 tane direnç var. Bu arada 3'lük genişletirsem arkadaşlar 1 bölü R eş 1 eşittir diyorum buradan. 3 bir daha 4. 4 bölü 12 eşit olur. İse diyorum R içler dışarı çarpımından R eş 1'i ben çekecek olursam 3 ohma eşit olur. Şimdi arkadaşlar tüm devrenin direncini bulacak olursam onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir direnç var R eş 1. Bir de şöyle bir direnç var. O da arkadaşlar son direnç. Bu R eş 1 kaç ohm olarak bulduk? 3 ohm. Bu ise 2 ohm olarak soruda verilmiş. Yani seri oldu. Ampermetresi arkadaşlar 2 ohmluk direnci seri bağlanmış şekilde görüldüğü gibi. Buradan R eş 2'yi bulacak olursam R eş 2 arkadaşlar. R eş 1 artı 2 ohmluk dirençtir. Burada 3 ohm artı 2 ohmdan arkadaşlar 5 ohma eşit olur. Dolayısıyla I1 akımını bulabilirim. I1 nedir? E eş 1 bölü arkadaşlar R eş olur. Şimdi buradan dikkat edecek olursanız piller arkadaşlar artı eksi eksi artı zıt kutuplar ters bağlama yapılmış. Dolayısıyla E eş 1'i bulmam lazım arkadaşlar. E eş 1 eşittir diyor. Mutlak değer içerisinde 60 eksi 20 diye 20 eksi 60 diyebilirsin. O da 40 volta eşittir ters bağlama olduğu için. Buradan yerine yazacak olursak arkadaşlar 40'ı buraya yazdığım zaman 40 bölü R eş kaç bulmuştuk? R eşi 5 ohm olarak bulmuştuk. Şöyle gösterelim. 5 ohm buradan I1 akımı yani birinci şekildeki akım 8 amper olarak bulunur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şekil 2'ye. Buradan gösterelim. Dirençler seri bağlanmış. R eş 1 diyelim ona arkadaşlar. Buradan R1 artı R2'den bulabiliriz. Dolayısıyla 5 ohmlık ve 15 ohmluk dirençler seri bağlanmış. 5 artı 15'ten buradan 20 ohm olarak bulunur R eş 1. Gelelim E eş 1'e. Yani sistemdeki devredeki eş değer EMK'ya.
Artı, bakın aynı kutuplar birbirine bağlandığı için paralel bağlama var burada. 80-80 volt olur. E-H1 buradan direkt 80 volta eşit olur. Gelecek değer hakkında gelecek olursak I2 eşittir. Buradan E-H bölü ne diyeceğiz? R-H diyeceğiz genel. E-H kaç volt bulduk? 80 volt. R-H ne kadar bulduk? 20 volt olarak bulduk. Buradan 80 bölü 20'den özür dilerim. Burası volt bölü 10 olacak. Buradan 4 ampere eşit olur devre akımı. Gelelim şekil 3'e arkadaşlar. Eksi artı eksi artı zıt kutuplar seri bağlanmış, ters bağlama yok arkadaşlar. Buradan E eş 3. şekil bulabilirim. Buradan E eş 3 arkadaşlar. Aslında bu şekil 2 olduğu için buraya şekil 2, E eş 2 de diyebiliriz. Yani bu aslında bir şey değiştirmiyor ama yine de göstermiş olalım. 3. şekil için E eş 3 diyelim. Buradan 80 artı 40 volttan 120 volt olur. R eş arkadaşlar sistemin eş değer direnci 8 ohm. Buradan I3 eşittir. V bölü R'den veya E eş 3 bölü E eş bölü R eşitten arkadaşlar. 120 bölü 8 ohmluk direnç var sadece. Buradan I3 15 ampere eşit olur. Şimdi kıyaslayalım. Şekil 1'deki ana kol akımı arkadaşlar 8 amper. Şekil 2'deki dikkat edelim. A2 ana kol akımı değil, pillerden birisinin akımı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, şöyle gösterecek olursak artı eksi şeklinde şöyle bağladığımız zaman, bakın ayrıntılı göstermeye çalışıyorum, üşenmeden arkadaşlar. Bu şekilde bağladığımız zaman, paralel bağladığımız zaman ana kol akımı 4 ampere eşit arkadaşlar. Dolayısıyla her üretmeden çekilen akım da 2 ampere eşittir. Yani A2 buradan 2 ampere eşittir. Dolayısıyla kıyaslayalım şimdi arkadaşlar. I3 en büyüktür buradan. I3 akımı en büyüktür. I3 A3 yani. Buradan A3 aynı zamanda I3 demektir. A2 2 amper olarak bulduk. Buradan A3 diyelim isterseniz biz buna. Şöyle diyelim. A3 en büyüktür arkadaşlar. Devamında A1 çünkü 8 amper. Bu da A1 amper metresini gösterdi. Değer eşittir. Sonra A2 gelir. A3, A1, A2 cevabı hangi şıkta var? Cinsinden göstermişim. 3, 1, 2. E şıkkında bakın arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 36'dan geçiyorum. 37 ne oldu örneğimize? Yine güzel bir devre sorusu var. Arkadaşlar şekilde iç dirençler ihmal edilmiş üretençler özdeş olup özdeş lambalarla oluşturulan devrelerde 1, 2 ve 3 nolu lambaların ışık verme süreleri arasındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada neyi bulmam lazım arkadaşlar? Üreteçlerden çekilen akımı bulmam lazım ki arkadaşlar lambaların ışık verme sürelerini kıyaslayabilirim. Şimdi birinci şekilde arkadaşlar akım değer ana kol akım I eşittir. E eş bölü neyden bulunur? R eşten bulunur. Bakın burada özdeş lambalar dediği için her lambanın direncine R dediğimiz zaman R diyelim. Dolayısıyla birinci sistemde R eş eşdeğer direnç 1 bölü R artı 1 bölü R artı 1 bölü R denen arkadaşlar. Yani bakın 3 tane paralel bağlı direnç var. Buradan 3 bölü R olur. Buradan 3 R eş eşittir R denen arkadaşlar. İse diyorum buradan R eş R bölü 3'e eşit olur. Dolayısıyla ana kol akım I eşittir V bölü R'den V bölü arkadaşlar R bölü 3 buradan 3 V bölü R'ye eşit olur. Yani ana koldan çekilen akım arkadaşlar nedir? 3 V bölü R'dir. İstersen şöyle gösterelim arkadaşlar. Eksi artı. Dolayısıyla buradan çekilen akım 3 V bölü R'dir diyebiliriz. Gelelim değerli öğrencilerimiz şekil 2'ye. Şimdi şekil 2'de bakın R eşi bulabilirim ben buradan. R eş buradan R artı R'den 2R olur. Eş devrenin eş değer E makası da direkt paralel bağlanışın E'ye eşittir arkadaşlar. Yani üreteçler de ödeş olduğu için her birisinin E makasına ben E diyebilirim. Onu ifade etmek istiyorum. Buradan I2 akımı E bölü R eş olan 2R'ye eşittir arkadaşlar. Dikkat edelim 2 tane kol var. Dolayısıyla ana kol akımı niye eşittir? E bölü 2R'ye eşit iken her bir pilden çekilen akım arkadaşlar E bölü 2R'nin yarısına eşit olacağı için E bölü 4R'dir diyebiliriz. Gelelim şekil 3'e arkadaşlar.
Seri bağlanmış, artı eksi artı eksi görüyorsunuz. İki tane EMK var. Lambaların lambaların direncini R diyelim. R demiştik. Paralel bağlı. O zaman 1 bölü R eşit çıkayım ben buradan. 1 bölü R artı 1 bölü R'den değerli arkadaşlar buradan 2 bölü R çıkar. Buradan R eşit çekecek olursam ne olur? R bölü 2'ye eşit olur. Gelecek olursak E eşittir EMK'ya. 2E'ye eşittir E artı E'den. Üçüncü değerin akımına gelecek olursak arkadaşlar E eş bölü R eşten buradan devrenin EMK'sı eşler EMK'sı 2 epsilon eşitti bölü R bölü 2'den dolayısıyla i3 ana kol akım buradan 4 E bölü R'ye eşit olur. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu sistemde pillerden çekilen akım 4 epsilon bölü R'ye eşittir. Dikkat edecek olursak 3 epsilon. Buna V yerine epsilon da diyebiliriz. Çünkü epsilon cinsinden kullanmıştık. 3 E bölü R de diyebiliriz. Dolayısıyla lambaların ömrü, üreteçlerin ömrüyle doğru orantılıdır. Üreteçlerin ömrü de akımla, üzerlerinden çekilen akımla ters orantılıdır. Şimdi 3 birinci şekildeki üreteçten çekilen akım 3 E bölü R. İkinci şekildeki üreteçten çekilen akım E bölü 4 R. Üçüncü şekilde üreteçlerden çekilen akım 4 E bölü R'dir. Dolayısıyla pil ömrü ile şuraya yazmak istiyorum. Pil ömrü arkadaşlar ömrü ters orantılı ne ile? Üzerlerinden çekilen akım ile. Dolayısıyla en az akım bakın 2 nolu şekilde çekildiği için burada T2'nin ömrü en büyüktür diyebilirim. Daha sonra birinci şeklindeki ömür daha sonra arkadaşlar T2 diyebiliriz. Özür dilerim. T2 2 nolu şeklin ömrü en büyük. Daha sonra T1 daha sonra da T3 diyebiliriz. Yani değerli arkadaşlar en uzun ömürlü bu lamba 2 nolu lamba. En kısa ömürlü lamba da 3 nolu lambadır. Çünkü 3 nolu şekildeki üreteçlerden çekilen akım maksimumdir. Diğerlerine göre daha büyüktür. O yüzden T2, T1, T3 arkadaşlar 2, 1, 3 hangisinde var? B şıkkında var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir şey söyleme gerek yok. Evet geçiyorum. Örnek 38'e. Güzel bir soru var arkadaşlar. Örnek 38'de detaylandırıp çözeceğiz. Şekilde iç dirençleri ihmal edilmiş üreteçler oluşturulan R dirençli lambalar ile oluşturulmuş devreler ile ilgili arkadaşlar. İç dirençler ihmal edilmiş üreteçler var. İsterseniz bunlara E1 buna da E2 diyelim. Evet bir nolu yargımız arkadaşlar. X yerine R dirençli bir lamba daha bağlanırsa X yerine bu tarz sorularda arkadaşlar X şu anda X'te hiçbir şey olmadığını düz bir tel gibi düşüneceksiniz bu tarz sorularda onu ifade etmek istiyorum. X yerine R dirençli bir lamba daha bağlanırsa Y lambasının ışık verme süresi artar. Yani lambanın ömrü uzar diyor. Şimdi arkadaşlar ilk durumda üreteçlerden çekilen akımı ve son X yerine ben lamba bağladığım zaman üreteçten çekilen akımı ne yapayım? Kıyaslayayım. Başlangıçta her bir üreteçten çekilen akımı bulalım arkadaşlar. Üreteçleri ödeş kabul edelim. Paralel olduğu için E1 eşittir, E2 eşittir, E eş diyelim. O da epsilon olsun arkadaşlar. Şimdi başlangıçta 1 bölü R eşi bulalım. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R artı 1 bölü R'den buradan 2 bölü R olur. Buradan R eş çekecek olursa arkadaşlar R eş buradan R bölü 2'ye eşit olur. Dolayısıyla akımı bulalım şimdi. İlk durumdaki akım epsilon bölü R bölü 2'den 2 epsilon bölü R olur. Dolayısıyla iki tane ne var arkadaşlar? Üreteç var. Bakın şöyle yapıyorum. Onu ayrı ayrı göstermem lazım. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Gösterdik. Bakın burada ana kol akımı 2 epsilon bölü R ise her bir üreteçten çekilen akım epsilon bölü R'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim X yerine bir lamba daha bağladığımda. Şimdi o zaman eşdeğerin eşdeğer direnci ne yapacak arkadaşlar? Değişecek. Dolayısıyla bakın burası paralel burası paralel sonra seri olur. Onu gösterelim isterseniz. Arkadaşlar şöyle bakın ayrıntılı gösterelim. Bunlar paraleldir. O zaman R eş 1'i bulalım. Değerli öğrencilerimiz 1 bölü R eş 1 diyelim ona. 1 bölü R artı 1 bölü R'den buradan R eş 1'i çekecek olursam R bölü 2 eşit olur. Şimdi devre şöyle bir devreye dönüştü arkadaşlar. Bunun direnci R bölü 2.
O zaman R eş 2'yi bulduğum zaman R artı R bölü 2'den buradan 3R bölü 2'ye eşit olur. Gelelim şimdi devre anakol akımı İ'ye. İ2 diyelim buna arkadaşlar. Veya İ1 diyelim. Yani birinci akı olduğu için. Buradan E eş bölü R eşte. E eşte bir değişme yok. Yine epsilon arkadaşlar paralel olduğu için. Buradan 3R bölü 2'ye böldüğüm zaman 2 epsilon bölü 3R'ye eşit olur. Anakol akımı. Yani anakol akımı 2 epsilon bölü 3R'dir arkadaşlar. Dolayısıyla her bir üreteçten çekilen akım da yarısı olacaktır. Epsilon bölü 3R'ye eşittir. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar anakol akımı veya her bir üreteçten çekilen akımın değeri ne yapıyor? Azalıyor. E bölü R'den arkadaşlar. E bölü R'den görüldüğü gibi E bölü 3R'ye düşüyor. O zaman yazalım. Akım azalıyor. Nasıl, hangi akım? Üreteçten çekilen akım arkadaşlar. Çekilen akım azalıyor. Dolayısıyla üreteçten çekilen akım azalıyorsa üreteçin ömrü uzar. Üreteçin ömrü uzuyorsa lambanın da ömrü uzar arkadaşlar. Bir nol yargımıza geldiğimiz zaman Y lambası ışık verme süresi artar diyor. Doğrudur. Bir nol yargımız doğrudur arkadaşlar. Y lambasını yazalım buraya. Lambasının ömrü ışık verme süresi artar. Işık verme süresi artar. Sebebi neydi arkadaşlar? Üreteçten çekim azaldığı için üreteçlerin ömrü üzerinden çekilen akım ile nedir? Ters orantılıdır. Akım azalıyorsa üreteçin ömrü artar. Lambaların da yanma süresi, bakın parlaklığı demiyorum, süresi artar. Güzel bir soruydu. Gelelim 2 nol yargımıza. X yerine voltmetre bağlanırsa Y lambası ışık verme süresi artar diyor. Şimdi arkadaşlar X yerine voltmetre bağlanırsa voltmetre üzerinden akım ne yapmazdı? Geçmezdi. Çok büyük direnci olduğu için. Dolayısıyla lambanın ömrü artmaz. Bilakis söner. 2 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. Gelelim 3'e. X yerine ampermetre bağlanırsa Y lambasının ışık verme süresi değişmez. Şimdi ampermetre seri olarak bağlanırsa eşdeğer direnci arkadaşlar. Ampermetre devre elemanlarının bağlandığı anakol üzerine bağlandığı için anakol akımı değişmez arkadaşlar. Değişmez. Dolayısıyla lambanın arkadaşlar ışık verme süresi değişmez. Işık verme süreleri değişmez diyebiliriz. Süreleri değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar burada değişmez demiş. 3 nol yargımız doğrudur. 3'e artıyı atıyoruz. 1 doğru, 2 yanlış, 3 doğru. 1 ve 3 cevabımız C şıkkı arkadaşlar bu soruda. Burada bir hatamız var mı ona bakalım. Bazen yapabiliyoruz. Üreteçten çekilen akıma bir daha bakalım. Yanlışlığımız olmasın arkadaşlar. Başlangıçta R bölü 2'de bazen kontrol etmekte fayda var. Ters çevirip çarparsam arkadaşlar burada ne olur? R bölü 2. Yalnız burada bir hatamız var. 2 E bölü R. Tamam, bir yanlışımız yok. E bölü R. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar 3 R bölü 2'den 2 E bölü R. E bölü R üreteçten çekilen akım ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla azaldığı için bir yanlışımız yok. Cevabımız C şıkkı olur. Evet, örnek 38'de örnek 39'a geçiyoruz. Güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Şekilde verilen sistemde üreteçin iç direnci önemsiz olup R dirençli lamba ışık vermektedir. Evet. Buna göre X yerine özdeş bir üreteç paralel bağlanırsa lambanın ışık verme süresi artar. Bakın paralel bağladım. İki tane üreteç paralel oldu. Şekilde görüldüğü gibi lambamızın direnci de R. Bir nolu yargımızda. Şimdi birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Şimdi birinci durum başlangıçta nerede çözelim? Buradan çözelim arkadaşlar. Yerimiz yok. Başlangıçta arkadaşlar. D anakol akımı epsilon bölü R'ye eşit olsun. Bunun potansiyeli de epsilon olsun. İ eşittir E bölü R'dir. Bakın arkadaşlar burada X hayali bir devre. Yani burada X'de herhangi bir tel falan, iletken falan yok. Biz bağlıyoruz. Nerede? Birinci argıda. Dolayısıyla bir soru çözümünde başlangıçta onu yok gibi düşüneceğiz. Bu tarz sorulara dikkat edelim. E bölü R arkadaşlar anakol akımı da iyi oldu. Şimdi iki tane üreteç bağlanırsa paralel E eş burada ne olur arkadaşlar? Yine epsilona eşit olur. Buraya epsilon demiştik çünkü burası da epsilon olur. Anakol akımına girelim. İ bir akımına. Epsilon bölü yine R'dir. Ancak dikkat edelim arkadaşlar. Bu anakol akımıdır.
Yani burası epsilon bölü r ise arkadaşlar, üreteçlerden çekilen akımlar bunun yarısı olmak zorundadır. Yani burası epsilon bölü 2r olur. Burası da epsilon bölü 2r'ye eşit olur. Üreteçten çekilen akım ne yapar? Azalır. Yani yazalım o zaman. Üreteçten çekilen arkadaşlar akım ne yapar? Akım azalır. Bunun sonucunda lambanın ışık verme süresi ne yapar? Artar. Azalır. Lambanın ışık verme süresi artar. Işık verme süresi arkadaşlar ne yapar? Artar. Bir nolu yargımız arkadaşlar doğrudur. Hemen 1'e doğru tikimizi atalım. Artar demiş. Girelim 2 nolu yargımıza. X yerine özdeş lambadan bağlanırsa üreticinin ömrü kısalır diyor. X yerine özdeş lambadan bir tane daha bağlıyorum. Bakın lamba bağladım. Şimdi burada R eşi bulmam lazım. 1 bölü R eş, yani devrenin eşdeğer direncini bulmam lazım. 1 bölü R artı 1 bölü R'den üretiş E makasının epsilon diyelim bu arada. 1 bölü R eşittir diyorum. 2 bölü R'den buradan R eş çekecek olursam R bölü 2 olur. Anakol akımını İ diyecek olursam arkadaşlar, anakol akımı burasında İ, ona da İ 2 diyelim. İ 2 eşittir epsilon bölü ne diyeceğiz? R bölü 2'den İ 2 buradan 2 epsilon bölü R olur. Yani görüldüğü gibi arkadaşlar, başlangıçta üreteçten çekilen akım E bölü R iken ikinci işlemde X yerine ben aynı lambadan, özdeş lambadan bağladığımda üreteçten çekilen akım 2 epsilon bölü R oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç olarak üreteçten çekilen akım arttığı için akım arkadaşlar arttığı için lambanın ömrü üreticinin ömründen bahsetmiş. Üreticinin ömrü kısalır. Çünkü akım ters orantılı. 2 nol yargımız doğrudur. Girelim içeri. X yerine voltmetre bağlanırsa lamba söner diyor. Lamba voltmetre arkadaşlar devre elemanına paralel bağlanır. Dolayısıyla hiçbir etkisi yoktur. 3 nol yargımızda arkadaşlar akım yine aynı şekilde ilk derdeki gibi akımın değerine bakacak olursak burası epsilon i eşittir epsilon bölü r'den bunun direnci r. Dolayısıyla buradan i akımı geçer. Voltmetre üstünde akım ne yapmaz? Geçmez arkadaşlar. Lamba söner demiş. Lamba yanmaya devam eder. Devam eder. Dolayısıyla 3 nolu yargımızda bir yanlışlık vardır. 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. Hangileri doğrudur arkadaşlar? Cevap B şıkkımız doğrudur. 1 ve 2 doğrudur. Güzel, şahane soruda. Örnek 39'dan arkadaşlar örnek 40'a geldik. Örnek 40'ta yine sizler için hazırlanmış ve burada güzel bir soru var. Hemen ne yapalım? Bu soruyu güzel bir şekilde çözelim. R hastalığı arkadaşlar soru. Şekilde iç direnci önemsiz üreteç ile kurulmuş sistemde reosu sürgüsü bir yönünde kaydırılırsa lambanın ışık verme süresi artar diyor. X yerine voltmetre bağlanırsa lambanın ışık verme süresi artar diyor. Reosu iki yönünde hareket ettirilirse, sola çekilirse üreteçten çekilen akım artar diyor. Çok şahane bir soruyu dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Sanki bir ders gibidir bu. Şimdi arkadaşlar başlangıçta lambanın direnci 2R olsun. Reostanın bakın reostalı devredeki direnç de 2R olsun. Bakın şu kısım devreye ait değil ki şu kısım devreye aittir. Dolayısıyla paralellik vardır. Reostayı bir miktar bir yönünde çekeceğiz. Önce ben ne yapayım arkadaşlar? Başlangıçtaki akımı ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Önce akımdan önce R eşi bulalım. 1 bölü R eşittir. 1 bölü 2 R artı 1 bölü 2 R'den o da 2 bölü 2 R'dir sevgili gençler. Buradan R eşit ne çıkar arkadaşlar? R çıkar. Anakol akımına İ diyecek olursam ben arkadaşlar buradan çekilen akıma İ diyecek olursam üreticimiz E makasına da E diyelim. Bir tane üreticimiz var. E bölü R olur. Şimdi ben bir yönünde çekersem arkadaşlar bakın buradaki direnci 2 R demiştim. Buradaki direnç azalır. Ona da R diyelim. İspat için gösteriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla R eş sistemdeki R eş 1'i bulalım. Yani birinci işlemdeki. Buradan birinci işlemdeki R eş 1'i buluyorum. 1 bölü yine paralellik var. 1 bölü 2 R artı 1 bölü R'den buraya 2 ile çarparsam arkadaşlar 1 bölü R eş 1 eşittir. 1 bölü 2 R artı 2 bölü
2R'den buradan 3 bölü 2R olur. Buradan R eş 1 eşittir diyorum arkadaşlar. 2R bölü 3'e eşit olur. Görüldüğü gibi eşdeğer direnç R'den 2R bölü 3'e ne oldu? Düştü. Bakın dikkat edelim. Bakın sağa çekilirse bu durumda eşdeğer direnç ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Gelelim iyi bir anaokul akımına. Üreticinin MK'sı değişmiyor. Epsilon arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Tekrar buradan birleştireyim. MK'mız epsilon olsun. Epsilon bölü 2R bölü 3'ten buradan i1 akım eşittir diyorum. 3 epsilon bölü 2R olur. Yani akım arttı arkadaşlar. Lambanın bir daha bakalım. Yanlışımız olmasın. 3 E bölü 2R. Işık verme süresi artar demiş. Bakıyorum arkadaşlar tekrar. Güzel bir problemimiz çıkmasın. 1 bölü 2R artı 2 bölü 2 ile genişlettim. 2R oldu. Burası 3. 3 bölü 2R'den R eş. Ters çarparsam 2R bölü 3. 2R bölü ters çarptım. İ1 akımı 3 E bölü R oldu. Zaten eşdeğer direnç azalınca anaokul akımı, devrenin akımı anaokul akımı ne yapacaktır? Artacaktır. Şöyle gösterelim. Bir yanlışlığımız yok. Arkadaşlar ana kol akımı artar. Ana kol akımı arkadaşlar ne yapıyor? Akımı artar. Soruda ne diyor? R su bir sürgüsü bir yönde kaydırılırsa lambanın ışık verme süresi artar. Ana kol akımı artıyor. Bir tane üreticimiz var. Dolayısıyla arkadaşlar üreticiden çekilen akım arttığı için yazalım buraya. Üreticiden çekilen arkadaşlar çekilen akım arttığı için arkadaşlar arttığı için lambanın ışık verme süresi azalır. Lambanın ışık verme süresi arkadaşlar süresi azalır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla süresi artar demiş. Bir nol yargımız yanlıştır. Buraya bir eksi atalım. Gelelim ikiye arkadaşlar. Çünkü pilin ömrü bitince arkadaşlar lamba ışık vermeyecektir. Yani burada lambaların yanma süreleri kıyaslanırken aslında biz neyi kıyaslıyoruz? Üreticilerin akım verme süresini kıyaslıyoruz. Bir üreticiden çekilen akım arttıkça pilin ömrü azalır. Bir üreticiden çekilen akım azaldıkça üreticinin ömrü artar. Dolayısıyla lambaların ömrü üreticilerle doğru orantılıdır. 2. X yerine voltmetre bağlanırsa arkadaşlar. Bakın burada kısa değere gerçekleşir. Voltmetre üstünde akım geçmez. Akımın dolanma yönü böyle olur. Hemen iki akım bulalım. Üreticinin MK'sı epsilon'da epsilon bölü. Ne demiştik arkadaşlar biz? Bakın 2R demiştik. Dolayısıyla bakın E bölü R, E bölü 2R. Yani ana kol akımı ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla arkadaşlar yazabiliriz artık. Üreticin veya üreteçten diyelim. Çekilen akım azaldığı için çekilen arkadaşlar akım azaldığı için üşenmeden yazalım. Azaldığı için lambanın yanma süresi artar. Veya lambanın ömrü ne yapar arkadaşlar? Ömrü uzar. Veya ışık verme süresi artar. Işık verme süresi artar demiş. İki nolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Gelelim 3'e. Reos iki yönünde hareket ettirilirse arkadaşlar. Birin tersidir. Üreticiden çekilen akım artar diyor. Şimdi arkadaşlar Reos iki yönünde kaydırılırsa devrenin eşdeğer direnci arkadaşlar birin tersinde. Bakın bir de ne yapmıştı değerli arkadaşlarımız? Bir de eşdeğer direncimiz kaç R idi? Birinci durumda R idi. Sağa kaydırınca eşdeğer direncimiz azaldı arkadaşlar. Sağa kaydırınca eşdeğer direncimiz azaldı. Aslında burada evet azalıyor. Sola kaydırınca biraz takıldım kusura bakmayın. Reos iki yönünde kaydırırsa devrenin eşdeğer direnci arkadaşlar birin tersi. Burada azalıyordu. Eşdeğer direnci artar. I3 eşittir E bölü R eşten epsilon sabitken R eş arttığı için arkadaşlar arttığı için I3 akımı ne yapar arkadaşlar? I3 akımı azalır. Yani ana kol akımı azalır. Dolayısıyla üreticiden çekilen akım artar demiş. Azalır arkadaşlar. 3 nol yargımız yanlıştır. 3'e ne yapalım? Eksiği atalım. Dolayısıyla yalnız 2 doğrudur arkadaşlar. E şıkkımız doğrudur bu güzel soruda. Bir daha tekrarlıyorum. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Reos'a sağa kaydırırsam arkadaşlar ispatlı şekilde görüyorsunuz. Başlangıçta 2R paraleldi.
Dolayısıyla eşdeğer direncimiz R iken sağa kaydırınca arkadaşlar eşdeğer direncimiz ne yaptı? 1 bölü, şimdi yine paralelde 1 bölü 2 R artı 1 bölü R'den burası ne oldu? 3 bölü 2 R oldu. Ters çevir çarparsam 2 R bölü 3. Eşdeğer direncimiz ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. O zaman sola çekersek R ostayı, eşdeğer direncimiz ne yapar? Artar. O zaman eşdeğer direncimiz artınca da ana kolonu geçen akım da ne yapar? Azalır. Yani VTH'den çekilen akım azalır arkadaşlar. Örnek 40'tan geliyorum. Örnek 41'e değerli öğrencilerimiz. Hemen burada örnek 41'i alalım. Örnek 41. Arkadaşlar yeni konuya geçmişiz. Dolayısıyla aslında bunu istesek mi? Buradan devam etsek mi? Bence edelim. Başlamışken arkadaşlar devam edelim. Bayağı bir konuşturalım bugün. Dersimizi bölmeyelim. Şimdi değerli öğrencilerimiz birden fazla üreteçlerin bağlandığı konuyla alakalı, üreteçlerin bağlanmasıyla alakalı geniş kapsamlı örnekleri çözdükten sonra arkadaşlar 2'nin 4. konusuna geldik. İkinci alt yani ünitenin 2. konusunun 4. alt konusu olan elektriksel enerji ve elektriksel güce geldik. Tanım: elektrik ile çalışan cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine elektriksel güç denir arkadaşlar. Güçle alakalı formüller var. Burada şekilde görüldüğü gibi ben çıkarımlar yaptım sizlere. Anlatacağım olayı. Bir lambanın uçlarına üreteç bağlanırsa lambadan akım geçerken bunun sonucunda elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür arkadaşlar, şekilde görüldüğü gibi. Bir lambanın arkadaşlar uçlarına üreteç bağlarsak şekilde görüldüğü gibi zıt kutuplu. Bu lambadan arkadaşlar akım geçer. Akım geçerken lamba yanar. Akım geçerken lambada dirençte ısınma meydana gelir. Yani ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Bunu bileceğiz. Barajlardaki jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bazen size sorular geliyor. Elektriksel güç P ile simgelenir. Harcanan enerjinin birim zamanı bölümü ile bulunur. Yani harcanan enerjiyi zamana bölersek arkadaşlar biz birim zamanda harcanan enerjiyi buluruz. Birim zamanda harcanan enerji neymiş? Güç ile ifade edilirmiş. Gücün birimi watt'tır arkadaşlar. P eşittir V bölü T ile form bağıntılanır. Burada V enerjidir. Harcanan enerjiyi E veya V şeklinde gösteriyoruz. Veya yapılan iş de diyebiliriz. Yapılan iş bölü zaman arkadaşlar. Çünkü yapılan iş enerji değişimine eşittir. Zaten bunu daha önce anlatmıştık. P eşittir B bölü T olarak da formülize edebiliriz. Yani bu aslında E bölü T olarak da ifade edilir veya W bölü T olarak da ifade edilir. Bir devre elemanı üzerinde yapılan iş enerjiye eşittir arkadaşlar. Bir devre elemanı üzerinde yapılan iş neye eşittir arkadaşlar? Enerjiye eşittir. Bu enerji E ile veya W ile simgelenir. İ kare RT ile bulunur arkadaşlar devre elemanlarında. Eğer bu devre elemanı ise. P eşittir arkadaşlar i kare rt bölü t'den. Çünkü v bölü t'ye enerji bölü zaman eşitti. Enerji yerine ben i kare rt yazarsam güç ne eşit olur? Akımın karesi çarpı devredeki elemanın direnci çarpı zaman bölü zaman eşit olur. Dolayısıyla bunu t'ler giderse arkadaşlar t'leri sadeleştirecek olursam ben güç buradan i kare r'ye eşit olur. R yerine V bölü I yazacak olursak Ohm kanunu yazacak olursak arkadaşlar güç I çarpı V'ye eşit olur. İsteyen arkadaşım I kare R'yi kullanır. İsteyen arkadaşım arkadaşlar I çarpı V'yi kullanır. Şimdi bu kadar anlatmış olduğumuz formülleri devre elemanı üzerinden gösterebiliriz. Dedik ki bir direncin ve lambanın uçlarına bir pil bağlarsak lambadan akım geçer. Bu akım ısı ışık enerjisi olarak ortaya çıkar. Veya çünkü lambada bir enerji harcanır arkadaşlar. Şekilde R direnç lambada T sürede harcanan enerji i kare RT olduğunu ifade etmiştik. Lambanın gücü P ise P eşittir V bölü T'de. Enerji yerine i kare RT yazarsam buradan T'ler gitmişti. Lambanın gücü i kare çarpı R arkadaşlar, şöyle gösterelim. I çarpı V'ye eşit olur. Sorularda iki formülü kullanacağız. Not demişim burada. Lamba parlaklığı lambanın gücü ile doğru orantılıdır yorum sorularını çözerken. Lambanın parlaklığı değerli arkadaşlarım lambanın gücü ile doğru orantılıdır. Güç doğru orantı akımla parlaklık da arkadaşlar doğru orantılıdır. Neyle? Yine akımla. Yani bir lambanın parlaklığı kıyaslanırken
lambadan geçen akıma bakacağız. Akım büyükse artarsa parlaklığı artar. Şimdi buraya pek fazla değinmeden ben hemen şu sayfaya geçeyim. Bu sayfada arkadaşlar enerji dönüşümleri var. Şimdi elektrik enerjisi, hareket enerjisi, ışık enerjisi, kimyasal enerji, ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi inceleyelim arkadaşlar. Elektrik enerjisi hareket enerjisine elektrik enerjisini hareket enerjisini dönüştüren cihazlara bakıyoruz. Vantilatörler, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, mikserler, fanlar, kumandalarla hareket eden cihazlar ve örneğin oyuncak arabalar yani ZİS sistemleri arkadaşlar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren sistemler, ampuller veya cihazlardan bahsedebiliriz. Fenerler, farlar, araba farları, floresanlar, evlerdeki ledler arkadaşlar elektrik enerjisini neye dönüştürürlermiş? Işık enerjisine. Yine aynı şekilde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler, cep telefonları yani lityum iyon pilleri, kimya ve elektrikte anlattık arkadaşlar, bataryalar, aküler, araba aküleri, piller, yani kumandalarda kullandığımız piller ne yapıyorlar? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyorlar. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren sistemler nelerdir veya cihazlar? Tost makineleri arkadaşlar, klimalar, fırınlar, elektrikli fırınlardan bahsediyorum. Ütüler, saç kurutan cihazlar, yani saç kurutma makineleri, elektrikli sobalar, su ısıtıcıları, mikrodalga fırınları arkadaşlar elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Şimdi değerli öğrencilerimiz gelecek video dersinde güçle alakalı bol miktarda sorular sizlere ne yapacağım ben çözmeye çalışacağım.